gündemimize tabii ki geri döneceğiz. Ee, devam edeceğiz. Açıklamalarla birlikte çok da soru geliyor. İşte görüntüler yayıncı kuruluştaki görüntülerden farklıydı vesaire. İşte tatmin olmayan Galatasaraylılar var. Öte yandan Fenerbahçeler bu konunun daha çok konuşulmasını istiyor. Siz bu açıklamalar sonrasında neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi hakikaten az önce senin bahsettim. Puan durumuna bakınca bütün büyük takımların potada olması ve sezon sonuna kadar da böyle gidecek bu belli. Ee, bu maalesef işin zevkini artırdığı kadar, heyecanı artırdığı kadar gerilimi de artırıyor. Çünkü aynı şekilde hani ben hiç hatırlamıyorum dört büyüğünde aynı anda potada olduğu işte, i̇şte 28 bir, yıl. Değil Ayrıca, mi? Bayağı olmuş. 92. Ee, çok çok olmuş. ya yani ben bayağı çocuk hatırlamıyorum yani. Ben hani futbolu takip etmeye başladığımdan beri ilk kez diyebilirim kendi açımdan. Ama e, ben aynı zamanda en tahammülsüz sezonda olabilir. Yani kulüplerin birbirine en az tahammül gösterdiği sezon dolayı. 3'ü buldu bu arada. Evet yine Haaland mı? Haaland. Evet. Gerçekten korkunç. Makine oldu ya adam. 3-1 <laughs> yaptı Dortmund. Ee, Sevilla karşısında skoru. Evet devam Haaland Haaland'ı biliyorsunuz özel bir oyuncu benim için. De. Evet. <laughs> yine bir Haaland konuşuruz seninle. <laughs> Aynen bir Haaland, bir Haaland döner ya. <laughs> ne olur Mustafa Demirtaş Haaland'ı anlatsın diye tweetler Geliyor gelmeye mu? başlar. Daha gelmedi ee, yani, ama gelmeye arada başlar. Gelir. Ben sonradan görüyorum <laughs> sorulmuş filan. Ee, Dediğim gibi çok tahmini yok. Yani yönetimlerin birbirine ee, herkes bir açık bulduğu zaman oradan geliyor ee, ve bu sürekli kendine hak görüyorlar. Ee, bu konuda da evet hani iki tarafı da dinleyince şimdi bir sayma lüksümüz yok hani kaç kişi vardı bilmiyoruz. Ee, ama gereğinden fazla kalabalık olduğu bir gerçek ama 3000 kişi de yoktu bence hani bakılınca. Ama yani normal önceki maçlara göre fazla bir insan olduğu da bir gerçek yani baya e, hatta hakemi baskı altına alacak kadar e, insan sesi çıkıyordu tribünlerde. ama dediğim gibi e, bunun artık kararını Hani maçı seyrederken televizyonda sanki seyircili bir maçmış gibi sesler geliyordu geliyordu o orası bir gerçek yani ee, yani Sayın Spaiyoldun ifadeleri içerisinde tabii e, tartışmayı daha da alevlendirecek ifadeler var ee, evet, yani ağır gerçek, ifadeler çok ağır var. ifadeler var ee, Galatasaray yönetimi Tahmin ediyorum ki bu açıklamalara bir cevap vermek yerine herhalde bazı mercilere başvuruda bulunacaktır. Çünkü zaten federasyonda burada bir Hani aktif bir yönetici bu açıklamaları yaptığı için belli sevkler Olacaktı. yapması gerekiyor. Yap, yapacaktır zaten. Bu kesin. Şunu da ifade edelim. Görüntülerle Sayın Mustafa Cengiz'in bekletilmesini, e, görüntülerle ortaya koymaya çalışan bir Fenerbahçe yönetimi içeride 250 kişi mi 500 kişi mi 1000 kişi mi olup olmadığını da yine rakamlarla belgelerle bu yayında ortaya koyabilirdi. Evet. Çünkü, çünkü şu bunun kadar dök... insan vardı diyorlar. E, çünkü mi? işte kayıtlar 200, kaç dedi? 250 kişi 250 vardı dedi. Kişi. Yani işte kayıtlar buyurun deyip ekrana bunun e, tek tek kaç kişi olduğunu ortaya koyabilirlerdi. Fotoğraf karelerinden gözüken 250'den çok daha fazla insan var durup saymaya kalksan. Yani e, sayma şimdi sayan bazı taraftarlar vardır bu arada. 1, 2, 3, 4, 5 diye. <laughs> ama e, Fenerbahçe yönetimi bu yayında çıkıp alın arkadaşlar 250 kişi buyurun diyebilirdi. Ha, sonrasında diyebilirlerdi ki 250 kişi yazıyor orada ama daha fazla. O başka bir nokta. Ama bunu da belgelerle ortaya koyabilirlerdi. E, koymayı tercih etmediler ama şu öz de Fenerbahçe yönetiminin yapması gerekiyor. E, orada o gün tribünde bulunan insanların sağlık çalışanı olmakla uzaktan yakından alakası yoktu. Yoktu. Zaten 250 kişi diyorlar. Sosyal medyada bir 250 kişi paylaşım yaptı tribünden. Gördük hep önümüze düştü. Kimi otogalerici, kimi işte kuyumcu vesaire paylaşım yapıyor. Adamlar sağlık görevlisi değil ki. Zaten e, sosyal medya profillerinde de ne iş yaptıkları. Adam geçmiş tribünden el hareketi çekiyor. Sağa. Ki Fatih Hoca'nın da maç öncesi açıklaması var. Küfürler vesaire. Yani burada bir sağlık çalışanı alıyoruz diye istemli ya da istemsiz bir şekilde sızma ya da sızma değil sağlık çalışanı olmayan insanların içeriye girmesine müsaade edilmiş. Bunun sorumluları kimse Fenerbahçe yönetimi burada bir özelleştir yapıp Burada gerekli cezayı kendi içine yaptırması gerekiyor. İç yaptırımını önce uygulaması gerekiyor. İç yaptırımını uygulayıp arkadaşlar biz sağlık çalışanı diye 100 tane sağlık çalışanı olmayan insan içeriye sızmış. Bunun sorumluları ile ilgili de şu cezayı yaptırıma uygulanmıştır demesi gerekiyor. Artık içeride sağlık çalışanı olmadığını en azından %100 sağlık çalışanı olmadığını biliyoruz. Evet. Bunun sebebiyetini kim ortaya çıkarttı? Kim buna sebep olduysa da Fenerbahçe yönetiminin önce buna da bir Cevap vermesi gerekiyor. Musun? Çünkü kusura bakmasınlar 90 dakika boyunca biz televizyonun başından izleyenler büyük oranda küfürlü tezahürat dinledik. Buna kim sebebiyet verdi? Önce bu ortaya çıksın. Şunu da söyleyeyim. Sayın Ali Koç'un e, hem deplasmana gittiği zaman hem de iç saha maçlarında rakip yöneticilere ve ya, rakip futbolculara yönelik çok misafirperver yaklaştığını biliyorum. Soyunma Tabii, odasına evet. kadar inen... Onları tebrik eden ya da hoş geldin diyen bir başkanlık modelidir kendisi. Bu konuda bizzat e, biliyoruz. Rakip takımlar da bunu açıklıyorlar. Bu konuda ağırlama konusunda gerçekten de örnek bir kulüp. Ama buradaki zaafı kim ortaya çıkarttıysa yönetimden bağımsız da olabilir. Kim çıkarttıysa Fenerbahçe yönetimi önce bu konuda kendi iç mekanizmasını bir sorgulaması gerekiyor. Ha Mustafa Cengiz bekletilmiştir, bekletilmemiştir. Orada görüntüyle cevap veriliyor. Evet, orada görüntüyle cevap, cevap veriyor ve veriliyor. biraz da sert ha, bir ifade Sayın kullanıyor. Sayın Cengiz diyorsa ki hayır orası değil. Beni başka yerde beklettiler. Zaten o konuda bir ifade de bulunacaktır ilk fırsatta. Evet, bekletildiği iddiasını yalanlayan bir görüntü aslında o gösterdiği görüntü yayında ve bu görüntülere bakan utanır gibi de bir ifade kullanıyor Sipahioğlu. Biraz önce bahsettiğim gibi yani sert ifadeler gerginliği arttıracak. Yani kimse ya bu şu tansiyonu biraz da ben düşüreyim, bunu ben yapayım diyen yani taraf yok. Evet. E, herkes biraz daha gergin cevap veriyor. Çünkü buna hani e, biraz konjüktür de bunu istiyor gibi. E, yani neden sessiz kalıyorsunuz diye hani çoğunluk onu bekliyor. Taraftarlar da onu bekliyor kulüplerden. Maalesef o yüzden e, tartışmalar bitmeyecek gibi sezon sonuna kadar artacak gibi. E, o yüzden bence bizim yapmamız gereken puan durumuna baktığımız zaman 51 puanda 3 takım görüyoruz onlara iyice yapışan Trabzonspor görüyoruz Demek ki burada işin sağ tarafında doğru yapılan şeyler var Bence oranın hakkını vermek daha sağlıklı Yani bu bana geçmişi hatırlattı şimdi geçmişte kulüp başkanlarının işte böyle derbi maçlarda rakip stada gitmemesi biliyorsunuz Hı -hı. böyle durumlar yaşanıyordu uzun süre gidilmemesi evet, evet. durumları yaşanıyordu bir böyle yaşanıyordu. bir gergin dönem daha vardı evet evet isim vermeyeyim ama birçok kulüp başkanı ben de hatırladım o ismi ben de isim vermiyorum ama evet, ol oluyordu gitmiyordu öyle. statlara evet. sonra hani bu buzları eridi mi hani tamam a gitti bak ilk kez gitti Hı -hı. uzun zaman sonra derken şimdi biraz daha farklı bir yere evrildi bu sefer nasıl karşılandı Hı -hı. işte kötü muamele e, gördü vesaire e, tabi tam tersi olması lazım çünkü e, hep dün de konuştuk işte Tribünlerdeki olaylar değil artık protokoldeki olayları konuşuyoruz. Öyle, Taraftar evet. kavgalarını değil yönetici kavgalarını konuşuyoruz. Eskiden hani futbolcular bile artık o kadar şu anda kavga eder durumda değiller. En son o aklında Cailson'un <laughs> hareketi kaldı yani. yani. Futbolcular da biraz daha hani artık hani işin o kısmını aşmış durumda ama yöneticiler daha şu yönetici anda. Yönetici kavgaları yaşıyoruz ya. Yani. Arttı evet. Ya hakikaten seyircili seyircisiz oynanan maçlar döneminde e, biz sağ dışına bayağı çıkıyoruz. ...sağ dışı olayları bayağı yine gündeme geliyor. Ya buna mecbur kalıyoruz çünkü bu sezon gerçekten senin de bahsettiğin gibi... ...yönetici profilli kavgaları çok gördük, evet. çok tartışmaları çok gördük. E, loja baskınlarını gördük. E, i̇şte bu şekilde ifadeler, söylemler, tartışmalar. E, biraz da sanki bunun şunun da stresi var gibi gözüküyor. E, i̇ki kulübün de önünde seçim var. E, i̇ki kulübün de başarılı olmaktan başka çaresi yok... Fenerbahçe çok büyük yatırımlar yaptı ve artık e, Sayın Ali Koç'un 3. yıl ve artık şampiyonluk beklentisi çok hat safhada. Ve bu kadar yatırımdan sonra da şampiyonluğun gelmemesi e, bir yerden sonra çok büyük eleştiriye de sebebiyet verecek. Ve oy dengelerini de bozabilir bu durum. Galatasaray ise zaten Sayın Cengiz kendi de ifade ed ediyor. E, onlar belki de devam etmeyecekler. Seçilme olasılıkları e, düşük gözüküyor şu anda. Belki de seçime bile girmeyecekler. Onların da şu an tek şansı şampiyon olmak şu yarış içerisinde ve ifadelerle de Fenerbahçe'ye karşı belki de bu ifadelerin bu kadar sık kullanılması ve her fırsatta bir açıklama yapılıyor olmasının sebebi de kongre düzeyinde de oyların biraz dengesini değiştirmeye çalışmak gibi geliyor bana. Peki gelen sorularda da işte fotoğraf kareleri farklıydı yorumları var. Senin dediğin gibi sayanlar var vesaire. Yani tam olarak bu açıklama bir tarafı tatmin etmemiş görünüyor. Açıklamalar yani. Zaten o da çok beklenmiyordu. <laughs> yani çünkü genelde açıklama yapan e, kulübün bir yöneticisi ya da başkan e, yani karşı tarafı tatmin edecek cevaptan ziyade e, kendi taraftarını yükseltecek açıklamalar yapıyor. İşte bir cevap verdik. Bakın böyle cevap veriyoruz. Mesajını veriyor kendi taraftarına. Zaten hani e, karşı tarafı İkna edici bir açıklama her iki taraftan zaten beklemiyoruz.